Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Böyle kat kat harika çörekler yaptım bugün. Tarifini sizinle paylaşıyorum. Uzun süre tazeliğini koruyan çok nefis bir lezzettir. Hemen yapımına geçelim. 125 gram tereyağını tavanın içine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını açarak erimesini sağlıyorum yağın. Bu şekilde yağın üzerine biriken köpüğü alıyorum. O köpüğü kullanmayacağız. Ve ben yağımı ılık hale geldikten sonra böyle bir kabın içine koyup bununla yağlıyorum çöreklerimi. Şimdi yağını hazırladıktan sonra hemen hamuruna geçelim. 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı suyu karıştırma kabına alıyorum. Suyum ve sütüm ılık. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Yaş maya kullanacaksanız çeyrek yaş maya yeterlidir. Ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu karışımın içine 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını ayıracağım. Daha sonra yüzeyine kullanacağım çünkü onu. Şimdi karışıma yavaş yavaş un ilave edeceğim. 2 bardak un ilave ediyorum öncelikle. 2 su bardağı ve 1 tatlı kaşığı dolusu tuzunu ekliyorum bunun üzerine. Tahta kaşıkla bu şekilde kıvam alanında karıştırmaya başlıyorum. Un ilave etmeye devam ediyorum. Toplamda 5,5-6 su bardağı arası un kullandım. Dikkatli eklerseniz aynı miktarda un kullanabilirsiniz. Çok birden hepsini birden eklemenizi tavsiye etmiyorum. Bakın bu şekilde kaşık kaşık bardak bardak eklemenizi tavsiye ediyorum. Evet, kaşıkla karıştırılmayacak kıvama geldiğinde ben artık hamurumu tezgaha alıyorum. Elimle şöyle bir hafif toparlıyorum hamuru. Buraları hızlı geçiyorum. Şimdi hamurumu tezgahın üzerine aldım. Tezgahın üzerine bolca unladım. Bu aşamada da bol miktarda un kullanacağım ben. Çünkü yaklaşık 5 bardaklı bırakmıştım. 5,5 bardakta. Şimdi unla toparlayacağım hamurumu. Yine de yapışkan bir hamur oluyor. Çok da böyle sert bir hamur olmuyor. Bunu göz önünde bulundurun lütfen. Çok sert olursa ketelerimiz, çöreklerimiz kabarmaz. Yumuşacık bir hamurla iş yapmamız gerekiyor. Evet, hamuru toparladım. Şimdi ben bunu bezelere ayıracağım. Yaklaşık 10-12 bezek ayırmanız yeterli olur. Ne kadar büyüklükte açacağınız ortam ne kadar büyükse ona göre beze yapabilirsiniz. Açacağınız yer genişse daha büyük bezeler kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tezgah üzerinde açtığım için 12 tane beze yapıyorum. Hamurumu bu şekilde böyle dıştan içe doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum. Tüm hamurlara aynı işlemi yapıyorum ve bir tane poşetin arasına diziyorum. Diğer bir yöntem de bu şekilde tezgahın üzerinde bu şekilde yuvarlamak. Bunu böyle de yapabilirsiniz yeni başlayan arkadaşlarım varsa eğer. Şimdi altlarını unladığım bezeleri bu şekilde poşetin üzerine diziyorum. Üzerlerini kapatacağım kurumaması için. Ben hamuru yaptıktan sonra bekletmiyorum. Hemen bezeliyorum arkadaşlar. Bezeledikten sonra dilerseniz bir 10 dakika 15 dakika bekleyebilirsiniz. Bu sefer ben de bekledim. Ufak bir işim vardı. Onu yapıp geldim. Şimdi açmaya başlayalım. Ama beklemeden de direkt ilk yaptığınız bezeden başlayıp açabilirsiniz. Evet, öncelikle bezenin arkasını önünü güzelce unluyorum bolca. Oklava ya da merdane ile İnceltiyorum, inceltebildiğim kadar. Bu aşamada un kullanabilirsiniz. Kalın ve cilasız bir oklavanız olursa yeni başlayanlar için oldukça kolaylık olacaktır hamur açma için. Hamurumu açabildiğim kadar incelikte açmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde hamuru oklavaya sarıyorum. Kenarlarını hafif hafif bastırıyorum. Ve ittirirken de hamuru üzerine bastırıyorum. Ben kendime doğru çekerken de hafif üzerine bastırarak çekiyorum. Bunlar hamur açmada kullanabileceğiniz ufak tefek püf noktalarım. Faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana.
Artık son kez un serptim hamuruma. Bundan sonra un kullanmayacağım. Bakın son serptiğimiz un hamurun bir tık daha büyümesine yardımcı oluyor. Burayı ben tabii ki de hızlandırdım. Bu kadar hızlı açmıyorum. Ama açabildiğiniz en yüksek hızda açmanızı tavsiye ederim. Çünkü kuru ortamda hamurunuz kuruyacaktır ve açılmayacaktır. Özellikle cam kapı kapalı olursa hamur açarken işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Evet, bu şekilde açtım hamurumu. Az evvel erittiğim ve bu sarı kaba koyduğum yağımdan böyle gezdiriyorum yufkanın üzerine. Her tarafını yağlıyorum yufkanın içini. İki kenarından böyle katlayarak uzun bir dikdörtgen elde ediyorum. Ortasını da yağlıyorum. Bu şekilde yine her tarafa yağ değsin diye katlıyorum. Ve bu şekilde iki kenarından, iki uzun kenarından birleştirerek kırıştırıyorum. Ve hamuru şöyle dört parmağımın genişliğinde elimde sarıyorum. Uç kısmını alta getirip üzerine bastırıp bu şekilde bütün hamurların hepsini yapana kadar bekletiyorum. Bir kere daha göstermek istedim. Elime sarıyorum hamuru. Bu şekilde. Alt kısmını, uç kısmını alta getiriyorum ve üzerine şu şekilde parmaklarımla bastırıyorum. Bunları yine hava almayacak şekilde şöyle bir kabın içine, bir poşetin içine koyuyorum. Ardından fırınımı 180 derece, 200 ile 180 arası dereceyi ayarlıyorum. İlk yaptığım bu çörekten başlayarak yassılıyorum. Bu kadarcık beklemesi yeterli çünkü. Çöreklerimizi yassıladıktan sonra bekletmemize gerek yok. Direkt fırına verebiliriz. Bu şekilde beklemesi gerekiyor ama. Böyle parmaklarımızın iç kısmı ile şöyle bastırarak yassı hale getiriyoruz. İki tane yumurta sarısını ayırmıştık. Bunların içine şimdi böyle bir kaşık kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir kaşık kadar da süt ekleyebilirsiniz. Su ekleyebilirsiniz yumurtanın kıvamını açmak için. Çöreklerimin üzerine sürüyorum yumurtaları. Çörek eti susam da serpebilirsiniz dilerseniz. Ben bugün kullanmadım. Şimdi bunları fırına gönderiyorum. Yaklaşık üzeri böyle kızarana kadar 15-20 dakikadan fazla sürüyor bazen. Bu şekilde nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Sahur için çok güzel bir alternatif. Çok güzel oluyor. O yüzden sahur için yapmanız için hemen yüklüyorum tarifi. Çöreklerim çok güzel oldular, kat kat oldular. Uzun süre tazeliğini koruduğu için bizim gerçekten vazgeçilmezimizdir. Yani mayalı poğaçalar biliyorsunuz kısa sürede bayatlıyor. O yüzden biz bu tarz yiyecekleri çok çok seviyoruz ve mutlaka her Erzurumlu'nun dolabında mutlaka çöreği ketesi vardır. Ben de yapmaya çalışıyorum. Bu Ramazan'ınki de bugüne kısmetmiş. İç dokusunu sizlere gösteriyorum. Bakın şahane oldu. Gerçekten harika oldu. Tarife birebir uyarsanız bu kadar ince açmanıza gerek yok. Açabildiğiniz kadar, inceltebildiğiniz kadar inceltip katlasanız da çok güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Tarifimi beğenirseniz eğer bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.